Bu aralar dehşet şekilde YouTube bataklığına düştüm ya. Çok seviyorum yani. Aşık oldum galiba ben. Şuna bakın. Tek katta. Semsal de bir daha büyük bilim nedir? Sen Rozman'dan aldın tatlı şeyi. Böyle alırsın ama alıp alamayacaklarını tartışıyorlar. Dene bakalım. Video için dener misin valla? İlgilenekmiş galiba. Aha bu işte çok güzel. Beni burada kapak fotoğrafı çeker misin? Bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim. Ama turnuvada da gitmem bile olacak. Kafka. İlk konserimi ben bu okulda vermiştim bu arada. Merhaba. Kalbimin çarpıntısı dursun, bir şeyler söyleyeceğim. Herkese merhabalar, ben Selin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizlerle yeniden yeni bir video başlıyoruz. Peki bugün ne yapacağız? Söyle, bugün sizlerle beraber İTÜ'deki Bilişim Teknolojileri Zirvesi kongresine gidiyoruz. Kongre tarzı bir şey aslında. Cuma günü de vardı ama ben dün gidemedim. Bugün gidiyorum ve bugün çok heyecanlıyım. Peki bugün ne var? Aslında içerik üreticileri geliyor bugün. Konuşmalarını yapacak vesaire. Öğleden sonra yani ben öğleden sonra gidiyorum. Daha sonra akşam 6-7 gibi sosyal medya ödülleri var. Ve bunun için de çok heyecanlıyım. Hatta benim izlediğim ve çok sevdiğim magazin kadınım diyorum ben ona. Yağmur Çevik de ödül alabilir. Yani daha bilmiyoruz kimin alacağını ama ben hissediyorum ki ödül alacak. Dijital magazin platformunda o da aslında yarışıyor. Umarım hani onu da görmüş oluruz falan böyle. Size de bir sürü şey çekeyim. Çünkü bir sürü kategori var. Oyuncu, işte YouTube içerik üreticisi, işte magazin üreticisi falan filan. Yani her şey var aslında. Bilmiyorum, ben çok güzel bir gün olacak bugün sizlerle. O kadar uzun zamandır YouTube çekmiyormuşum gibi geliyor ki aslında çok da olmadı yani. Bir hafta mı oldu maksimum? Bir hafta bile olmadı. Dediğim size eczane videosunu çekmeye gittik. Onun için telefonumu boşaltmam gerekiyordu, hafızasını. Benden çekilecekti video. Bütün telefonumu boşalttım hatta. O yüzden ondan sonra ilk defa çekiyorum şu an ama niyeyse uzun zamandır çekmemişim gibi geldi. Yes. Başardım. Allah'ım şükür. Bu arada yılbaşı öjelerimi de sürdüm. Size göstereceğim şimdi. Bakın yılbaşı öjelerimi de sürdüm. Ve hemen kapatımı sürüp geldim. Güzel şekilde. Dışarıda o kadar fazla rüzgarsız geliyor ki inşallah uçmayız bugün arkadaşlar. Başarılı bir şekilde gidebiliriz. Bu aralar dehşet şekilde YouTube bataklığına düştüm yani. Nasıl bu kadar çok YouTube sevebilirim, kafam almıyor. Gerçekten en büyük hobim falan olabilir benim YouTube izlemek. Yani boş kaldığım her an. Kahvaltı yaparken çok seviyorum yani. Aşık oldum galiba ben. Niye kamerayı yaklaştıramıyorum? Ama şuna bakar mısınız? Ben yaklaşacağım. Şuna bakın. Tek katta. Nasıl mümkün olabilir? İnanılmaz. Şimdi bak diğerini sürüp geleyim. Yani aslında şöyle olacağım. Bitirdim bu arada makyajımı. Nasıl? Beğendiniz mi? Şimdi size çayım eşliğinde çay yaptım ve size bu akşam yayınlanacak videoyu kapak hazırlayacağım. Videoyu yükledim zaten önceden. Kapak hazırlayacağım, başlığını falan hazırlayacağım. Gireceğim ki akşam 6-7 gibi falan yüklerim direkt. Yüklemeyi hani açarım diziden videoyu. Öyle. Çok güzel olduk bence. Ben çok beğendim. Yani özellikle yazılar. Çok güzel oldu diye düşünüyorum. Siz de beğenmişsinizdir. Şuna bakın. Sonunda şemsiyem ve ben yürüyoruz. Ben bakın ıslanmam zannetmiştim. O yüzden şemsiyemi açmadım ama anlaşmaya karar verdim. İşte şemsiyem ve ben. Hem böyle olunca telefon daha az buharlanıyor bence. Hatırlıyor musunuz? Lütfen çıkınca bayağı buharlanmış. Yürüyoruz. Çok az kaldı. Başka parkından yürüyoruz. Sonra zaten çok yaklaşmış olacağız. Çok
sulara basmadan bu arada iyi ki botumu giymişim. Ama hemen bot giymek istiyorum ki giymişim çünkü çok fazla su var şu an etrafta. Şemsem de bir damlilik mi denir bir sene Rozman'dan aldım tatlı şey ya. Sürekli ters dönüp dönüp duruyor. Her beynsiz atıyorum ben düşmeyeyim. Önüme bakayım birazcık. Burada altım tutmam gerekiyor çünkü. Ha şöyle daha iyi oldu. Öbür türlü budum çıkıyor. Şöyle daha iyi. Ve geldik. Şimdi şu aşağı doğru, şu beyaz adamın gittiği yere doğru şey var. Bir tane tarihi bir kapı var. Oradan gireceğiz. Ay şemsiyem. Şimdi buradan karşıya geçeceğim. Sonra biraz aşağı doğru yürüyeceğiz. Zaten göreceğiz. Çok heyecanlanıyorum. Geldim. Şuraya böyle eşyalarımızı koyuyoruz, bırakıyoruz. İşte çantalarımızı falan filan. Şimdi aşağı ineceğiz. Şey oturumu, sosyal medya oturumu saat 6 ve 7'de yani daha var. Bakalım. Çok heyecanlı. Kızlar aşağısını göstereyim. İnsanlar fotoğraf çekiliyorlar. Burası böyle giriş. Şurada insanlar genelde fotoğraf çekiliyor. Biz henüz çekilmedik. Böyle alırsın ama alıp alamayacaklarını tartışıyorlar. Dene bakalım. Video, YouTube videom için dener misin böyle baba? Böyle hayatta olmuyor. Hayır, parmak sığmıyor evet. Demek ki bir bildikleri varmış bu evet. İnsanların. Bu da şu beğendim. Güzelmiş. Şimdi araya girdi. Herkes gitmeye biraz oturmaya karar verdim. Çok yoruldum dolaştılar. Işık niye bu kadar kötü ya? Tamam kamerası mı kötü? Işık mı bu kadar kötü anlamıyorum gerçekten. Galiba ışık kötü. Güneş kremi aldık. Ondan sonra BB kremi aldık. Bir tane renkli böyle. Pembemsi olan BB kremi var ya. Hani sürünce böyle yüzünü tonunu eşitliyor. Ondan çok duymadığımız markalar. Ama umarım güzel olur. Artık ona eve gidince deneriz sizlerle beraber. Ben düşünüyorum yani ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorum. İtalya olan yorumlara baktım. Gayet güzelmiş. Yani sivilce yapmıyormuş silipe. Çoğu yorum öyle yani. Öyle birazcık bunu sevindim. Yani çünkü sonuç olarak bu birleşim teknolojileri zirvesi tarzı bir şey. Burada böyle bir ne bileyim güneş kremi markasının falan olması çok tatlı bence yani verilmesi. Çünkü eczacılık kongrelerine falan veriliyordu. Normalde bu tarz kongrelerde birleşim kongreleri verilmiyordu olarak. Öyle şimdi Ekin kollama gelecekmiş. Tane düzenlemesini yapıyorlar şu anda. O da bir içerik üreticisi biliyorsunuzdur. Yani şuraya da şuraya koyarım illa görmüşsünüzdür. Ondan sonra sosyal medya ödülleri olacak zaten bu şekilde. Şu an sahneyi düzenliyorlar böyle. Şimdi şöyle plakalara bakıyoruz. DT3 tarzı bir plaka geçince otel alacağız. Bir konuşmacı. Çok heyecanlı. Sıraya yapıyorlarmış diye bilmiyorum. Bir gelenekmiş galiba bu. Fotoğraf çekiyorlarmış. Ne olduğunu anlamadım. Ama bir fotoğraf çektim, video çektim sizlere. Bunun amacı ne peki? Saçmalamak. Gelenek yapmışlar böyle. Neyse konumuzu beklemeye devam ediyoruz. Ezgi Hanım'ı almaya gidiyoruz şu an. Arabasını bekliyoruz. Onu yönlendireceğiz tutup arka doğru. Heyecanlı. Birazcık üşüdüm ama. Aha ışık çok güzel. Beni burada kabak fotoğrafı çeker misin? Şimdi size hemen YouTube grubundan birini buldum. O bize kısaca bu kongrenin yani bu BTZ'nin ne olduğunu kısaca açıklayacak. Çok tatlı bir konu şöyle. Merhabalar ben Tuğba, eski eğitim kariyerciyim. Başlıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada herkes birbiriyle çok koordine bir şekilde çalışıyor ve İMK ruhunu her yerde hissediyoruz. Burada evet, olduğumuz için çok mutluyuz. Çok tatlı bir gün. Tamamdır o zaman görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Teknolojileri Zirvesi Koordinatörüyüm. Bu gece burada sosyal medya ödülleri için toplandık. Geldiğiniz için öncelikle hepinize çok teşekkür ederim.
verelim. Ve kazanan Serenay Sarıkaya. Nasıl olacağını tahmin etmemiştim. Ama tırmanla gitmem bir olacak. Bir de anlaşmış ki bugün bütün kızlar kırmızı ruj sürmüşüz. Kendimi gerçekten hiç yabancı hissetmiyorum. Daha önce de gelmiştim. Daha önce de beni böyle güzel bir ödülle ödüllendirmiştiniz. Çok teşekkür ediyorum. İnsan bu kadar yoğun bir temponun içindeyken, bu kadar yorgunluğun içindeyken gerçekten böyle şeyler olduğunu unutuyor. Böyle bir ödülle bana yeniden işimi ne kadar sevdiğimi hatırlattığınız için, takdir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi eğlenceler, iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim İTÜ. Hani sen de nasılsın? Kafkef. Çok teşekkür ederim. Tekrar ödül almak çok güzel. Özellikle üniversite öğrencilerinden, yani biraz daha ufku geniş insanlar olarak nitelendirdiğim insanlardan bu ödülü almak beni çok mutlu etti. Ki ben uzun zamandır sosyal medyada da yokum. Ama onun ödülünü aldım. İstiyorlar demek ki öğrenciler gelmiş. Evet. Herkes özel kanallar istiyor benden. Ama o kadar vaktim olmuyor. Yani teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben ödülü devam ediyorum. Can Bonomo geliyor. Korkarsan adım almaktan ya da kibirinlere dalmaktan sen korkma, yeniden doğar güneş. Can Bonomo ben, sevgili arkadaşlar, merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Yani çok uzun süredir bir albüm kaydı içerisindeyiz. Bir Harada Güreli var. 1,5 sene falan sürdü. Durmadan stüdyolardayız. Pencere yok. İşte içeri giriyoruz, yazıyoruz, ediyoruz, çiziyoruz. Çok az böyle konserler için çıkıyoruz. İlk konserimi ben bu okulda vermiştim bu arada. Ya bunu öğrendiğim zaman o kadar sevindim ki. Çok teşekkür ederim. Çok çok iyi geldi bana. Ocak ayının sonlarına doğru albüm çıkacak kuvvetle muhtemel. Biz de özgürlüğümüze kavuşacağız. Çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Sağ olun. Sonra da büyük bir alkışla hala çok yeni sahneye Doğuş, öncelikle gözlerimi aldım. Payetli ceketimi. Merhaba. Kalbimin çarpıntısı dursun, bir şeyler söyleyeceğim. Ben herhalde başka influencer katılmıyormuş gibi her ödül töreninde bu aralar ödül alıyorum. Bunun için çok teşekkür ederim ama başka bir şey söylemek istiyorum bugün özel. 6 senedir bu işi yapıyorum küçük bir kamerayla. Bütün hayatımı çekiyorum. Evlendim, boşandım. Sevgililerim oldu. Potlar kırdım, küfürler ettim. Davalar açıldı. Başıma her şey geldi. Bu süreçte bildiğim tek bir şey var ve burada olmamı da aslında sağlayan. Kendim olmaktan hiç vazgeçmedim, kırdığım potlarla, sansasyonlarla. Hiçbir zaman sahteden uyanıp güneşi selamlamadım. O yüzden sanıyorum
biraz benim görüşüme göre de influencer'ın bu olması lazım. Sadece linklediğimiz şeyleri konuşmaktan değil, hayatımızla da karşımızdaki influencer edebilmemiz lazım. Ve bunu eğer bu sahnedeysem böyle isimlerle başardığıma inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzelliğine ama size böyle bir kombinimi göstereyim dedim. Bu arada ödüller o kadar güzel gidiyor ki inanamazsınız. Seni o kadar ünlü insana geldi ki Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya geldi ya. Hani onu gördük sahnede. Çok yakın bu video falan çektim zaten. O kadar güzeldi ki, o kadar ilerledi ki. Çok güzeldi. Gerçekten geçen yıla göre zaten çok çok daha güzelmiş. Ben geçen yıl sosyal medya ödüllerine gelememiştim. Çok çok daha fazla ünlü gelmiş. Normalde ödül olan ünlüler genelde işte teşekkür ederim, programım var falan deyip gelemiyorlar ama bu akşam herkes gelmişti. Yani tahmin edemeyeceğim bir sürü insan gördüm. Yani daha ilk video çektiğimden beri takip ettiğim Ala Toker mesela. Resmen canlı canlı gördüm, çok tatlı bir kadınmış vesaire falan. Tek üzüldüm, magazin kadınım. Yok Yağmur'una kazandıramadık bu ödülümüzü. Ona birazcık üzüldüm. Çünkü biraz da onun içinde gelmişim yani. Ama yapacak bir şey yok. Artık bu meselelere diyorum. Daha sonraki yıllarda yani. Görüşürüz tekrardan. Bay bay. Bakalım. Umarım güzel olur. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi de toplantı olacak. İşletme kulübü ekibinin bitiriş toplantısı. Neyi diyorlar? Etkinliği. Ona gideceğiz. Şimdi herkes böyle toplaşıyor. İşte kapanış yapmak için. Bitirdikleri için programı veda konuşması falan yapacaklar. Heyecanlı. Ben muhtemelen tekrardan ağlayacağım. Sabahın konuşmasını ağladım çünkü. BT'yi almaya gitmem. Son alabilmeyi bakacaklar mı turbadan? Yavaş yavaş. Ya, abi gelin. Buyurun. Ellerinizden öper. Abi biz böyle yapıyoruz. Efe adam şeyi aldı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben çok beğendim bugünü. Çok güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. Umarım yıllar sonunda ben de bu tarz yerlerde ödül almaya giden bir YouTuber olmayı başarırım. Bunun çok başındayım ama çok duygulandığım bir gündü bugün benim. Çok tatlı şeyler ya. Güzel. Işığımız kötü ama olsun. Böyle bir kapanış yapayım. Sizleri kocaman öpüyorum. Artık daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama bu arada kanalıma yeni geldiyseniz ve sevdiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.